Bir gün kendinizi başka bir soğuk algınlığı, bir başka baş ağrısı, bir başka gün kendinizi en iyi halinizden daha kötü hissederken buldunuz mu? Hiç merak ettiniz mi? Neden bazı insanlar hastalıklardan etkilenmeden yaşamlarını sürdürürken, diğerleri sürekli hastalıklarla boğuşuyor? Peki ya size amansız hastalık döngüsünden uzak bir yaşamın sırrının elinizin altında olduğunu söylesem? Bu videoda belirli genetik durumlar dışında neredeyse tüm hastalıkların kökeninin nasıl bir petri kabında veya bir virüste bulunmadığını, tam da düşünme şeklimizin içinde yuvalandığını keşfedeceğiz. Düşüncelerinizin, duygularınızın ve en derin inançlarınızın vücudunuzda nasıl fiziksel semptomlar olarak ortaya çıkabileceğini açıklarken şaşırmaya hazır olun. Bu sadece başka bir sağlık rehberi değil. Bu gerçekten sağlıklı olmanın ne anlama geldiğinin özüne doğru bir yolculuk. Marcus Aurelius'un da dediği gibi, mutlu bir yaşam için çok az şeye ihtiyaç vardır. Hepsi sizin içinizde, sizin düşünce tarzınızdadır. Hayatınızı dönüştürmeye, hastalıklara veda etmeye ve optimal sağlığa giden kapının kilidini açmaya hazırsanız, şimdi başlıyoruz. Bir kontrolsüz arzular. Yaşam tiyatrosunda arzular başrol oynar ve çoğu zaman yerine getirilmemiş özlemlerin trajedisini senaryolaştırır. Vahşi atlar gibi ruhun huzurunun ayaklar altında çiğnendiği aşırılığın ufkuna doğru hücum ederler. Geçici zevkler ve maddi kazanç peşinde koşmak, bitiş çizgisi olmayan bir yarış, bizi nefessiz ve eli boş bırakan bir kovalamacadır. Nihayetinde bunlar varoluş çölündeki seraplardan başka bir şey değildir. Tatmin vaat etseler de yalnızca susuzluk verirler. Arzularımız, akıl ve bilgelik tarafından kontrol edilmeden azgınlaştığında, muazzam bir acı kaynağı haline gelirler. Seneca, dizginlenemeyen arzuların tehlikesini anlamıştı. Azla yetinemeyen kişinin sonsuza dek gölgelerin peşinde koşacağını, gerçek neşenin özünü asla kavrayamayacağını gözlemlemiştir. Hayat, zenginliğini basit ve mütevazı olanda ortaya koyar. Arzularımızı yumuşatarak içimizde bir huzur bahçesi yaratırız. Burada hoşnutluk meyveleri ılımlılık güneşinde olgunlaşır. Arzu zincirleri alışkanlık ateşinde dövülür. Her bir halka bizi özlem çarkına daha sıkı bağlayan bir seçimdir. Yine de özgürlüğümüzü kırmak, farklı bir yol seçmek elimizdedir. Özgürlüğün düşkünlükte değil, kısıtlamada bulunduğu, kendi kendimize dayattığımız bir disiplin yolunda olduğunu anlamalıyız. Seneca'nın bahsettiği özgürlük budur. İştahlarımız tarafından yönetilmek yerine onlara hükmetmekten gelen özgürlük. Tutkularımızın dengesinde sağlığın dengesini buluruz. İster oburluk, ister öfke ya da kıskançlık olsun, her aşırılık teraziyi aleyhimize çevirir ve doğal durumumuz olan uyumu bozar. Bu tutkular, başıboş bırakıldıklarında bedenlerimizde ve zihinlerimizde hastalık tohumları ekerler. Bunlar varlığımızın senfonisindeki uyumsuz notalardır, sarsıcı ve yıkıcıdır. Arzularımızda ustalaşmak, yaşamın kendisinde ustalaşmaktır. Birçok kişiyi yoldan çıkaran siren seslerinden uzak durarak, dünyada bilgelik pusulasıyla yol almaktır. İsteklerimizde ustalaştığımızda, yeterince sahip olmanın bolluğunu keşfederiz. Bu stoacıların benimsediği paradokstur, daha az istemekle çok daha fazlasını kazanırız. Sağlık, mutluluk ve hiçbir dış hazinenin karşılayamayacağı derin bir esenlik duygusu buluruz. O halde, Stoacılığın öğretilerinden ilham alarak kendimizi keşfetme ve özdenetim yolculuğuna çıkalım. Akıllıca arzu etmeyi, kendimiz ve başkaları için iyi olanı istemeyi ve erdemin disiplinli arayışında en büyük tatmini bulmayı öğrenelim. Çünkü sonuçta yaşamlarımızı belirleyen sahip olduklarımız değil, ne olduğumuzdur. Ve ölçülü, dengeli ve bilge bir insan olmak ölçüsüz bir zenginliktir. 2. Korku ve kaygı. Kadim nöbetçi korku, konfor alanlarımızın kapılarında nöbet tutarak bizi ötesindeki tehlikelere karşı uyarır. Ancak bu koruyucu gardiyana dönüştüğünde kendimizi kendi yarattığımız duvarların içinde hapsolmuş buluruz. Aşırı korku, büyümemize zarar verecek şekilde bizi tanıdık olana bağlayan bir prangadır. Felaket hikayeleri fısıldar, bilinmeyeni tehlike ve talihsizlik darbeleriyle resmeder. Ancak hayat özünde bir maceradır ve her kahramanın yolculuğu eşiğin ötesine geçme cesaretiyle başlar. Korkunun gölgesi olan kaygı, geleceğe musallat olan ve yarının vaatlerine şüphe düşüren bir hayalettir. Neşe hırsızıdır,
hiçbir zaman gerçekleşmeyecek endişelerle bizi şimdiki anın huzurundan mahrum bırakır. Bu amansız düşman, bilinci tuzağa düşüren bir stres ağı örer ve yükü bedene bırakır. Bunun bedeli ağırdır. Zayıflamış bir bağışıklık sistemi, huzursuz geceler ve endişe pınarından akan bir dizi rahatsızlıktır. Yine de içimizde korku ve endişenin toplamından daha büyük bir güç vardır. Aklın gücü. Stoacı düşüncenin öncülerinden Marcus Aurelius, zorluklarla yüzleşmekten gelen gücü çok iyi biliyordu. Eylemin önündeki engel eylemi ilerletir diyerek, bize engellerin bariyer değil, atlama taşı olduğunu öğretmiştir. Korkularımızla yüzleşerek, tam da aradığımız yolu açar, kaygının kurşuni ağırlığını direncin altınına dönüştürürüz. Korkuya karşı durmak, kendi potansiyelimizin ışığında durmaktır. Kaderimizin mimarları olduğumuzu, koşulların kurbanları olmadığımızı onaylamaktır. Korkularımızla yüzleşmeyi seçtiğimizde, onları yenmekten daha fazlasını yaparız, onları dönüştürürüz. Cesaretimizin sınandığı ve karakterimizin sertleştiği bir ocak haline gelirler. Ruhun bu simyasında yalnızca dayanma gücünü değil, aynı zamanda gelişmek için bilgeliği de keşfederiz. Stoacılar bize doğaya uygun yaşamayı öğütlemişlerdir ve doğanın kendisi de korkuya karşı kazanılan zaferin bir kanıtıdır. Toprağı yaran fide, akıntıya karşı yüzen somon balığı, krizalitten çıkan kelebek, hepsi yaşamın doğasında var olan cesaretin simgeleridir. Doğal dünyada korku, büyüme, serpilme ve var olma zorunluluğunun hızla üstesinden gelinen anlık bir tedbirdir. O halde etrafımızdaki dünyadan ve bizden önce yürümüş olan bilgelerden ilham alalım. Korku ve endişeyi düşman olarak değil, kendimizi ve kozmostaki yerimizi daha iyi anlamamıza rehberlik eden öğretmenler olarak kabul edelim. Çünkü korktuğumuz şeyin kalbinde aradığımız hazine yatar, özgürlük, barış ve insan ruhunun tartışılmaz gücü. Korku coğrafyasındaki yolculuğunuz sizi huzur ve sağlığın dingin otlaklarına götürsün. 3. Öfke ve kırgınlık. Öfke, varlığımızın iç kalesini yerle bir edebilecek bir cehennemdir. Algılanan yanlışlara bir tepki olarak hızla ortaya çıkar ve ardında bir yıkım izi bırakır. Bir zamanlar neşe ve rahatlık kaynağı olan ilişkiler, sevginin şefkatli büyümesini sürdüremeyen kavrulmuş toprak haline gelir. Bedenin içinde öfkenin sıcaklığı kalbi alevlendirir, bağırsakları bozar ve zihni huzursuz eder. Kontrol edilmediğinde özümüzü tüketebilen, bizi içi boş ve kömürleşmiş bırakan bir güçtür. Kızgınlık yavaş yanan bir ateştir. Öfke ateşi söndükten uzun süre sonra için için yanan bir kordur. Solmayı reddeden bir yaralanma anısı, taşınmakta ısrar eden bir kindir. Bu yük ağırdır ve taşıyanı yıpratır, bugünün neşesini aşındırır ve geleceğin vaatlerini bulanıklaştırır. Kızgınlık zehri hayatlarımıza sızar, algılarımızı kirletir ve etkileşimlerimizi geçmişin acısıyla renklendirir. Yine de bu yanıklar için bir ilaç, yatıştıran ve iyileştiren bir merhem vardır. Bağışlama, öfke ve kızgınlık alevlerini söndüren serin bir yağmurdur. Bu bir özgürleşme eylemidir, geçmişteki acıların zincirlerinden kurtulmaktır. Affetmek unutmak değil, intikam yerine barışı, zarar yerine şifayı seçmektir. Kendimize verdiğimiz bir armağandır, yaşadığımız acılarla tanımlanmayacağımıza dair bir beyandır. Merhamet bağışlamanın yoldaşıdır, başkalarının ve kendimizin yaralarını saran eldir. Ortak insanlığımızın tanınması, herkesin zarar verme kapasitesine sahip olduğunun ve herkesin şefkate ihtiyacı olduğunun anlaşılmasıdır. Bize haksızlık edenlere şefkatle baktığımızda, onların yalnızca hatalarını değil, aynı zamanda mücadelelerini ve acılarını da görürüz. Bu görüşte, barışın zeytin dalını uzatacak, öfke ve kızgınlığın yarattığı uçuruma köprü kuracak gücü buluruz. Marcus Aurelius'un bilgeliği eski zamanlarda olduğu kadar, bugün de geçerlidir. Öfkenin sonuçları gerçekten de nedenlerinden daha acıdır. Çünkü nedenler geçici olsa da sonuçlar ömür boyu sürebilir. Sağlığımızı, mutluluğumuzu ve kaderimizi şekillendirebilirler. Ancak alevleri bağışlama ve şefkatle söndürmeyi seçtiğimizde, kalplerimizin verimli topraklarında kök salması için barış ve şifanın yolunu açmış oluruz. O halde içsel bahçemize özenle bakarak, ruhun bahçıvanları olmaya gayret edelim. Öfke ve kızgınlık otlarını kökünden sökelim, toprağa bağışlayıcılıkla sulayalım ve şefkat tohumları ekelim. Bunu yaparak bir esenlik bahçesi,
huzurun çiçek açtığı ve sağlık meyvelerinin bol olduğu bir sığınak yetiştirelim. Nihayetinde yaşamlarımızı tanımlayan şey, çatışmanın yokluğu değil, sevginin varlığı ve yaralarımızı iyileştirdiğimiz lütuftur. 4. Keder ve umutsuzluk. Keder, sevgi için ödediğimiz bedeldir. Hayatlarımızı derinden etkileyen bağların bir kanıtıdır. Evrensel bir dildir, değer veren ve kaybeden herkes tarafından anlaşılır. Hissettiğimiz umutsuzluğun derinlikleri, bir zamanlar yaşadığımız sevincin doruklarını yansıtır. Yine de keder, kayıptan sonra uzun süre devam ettiğinde, yaşamın ışığını karartan bir gölge haline gelir. Bu gölgede sağlığımız bozulur, uykumuz kaçar ve zihnimiz kederle bulanıklaşır. Yas yolculuğu yalnız bir yolculuktur ama yalnız olmak zorunda değildir. Çünkü acımızı paylaştığımızda teselli ve güç buluruz. Stoacı filozof Seneca, kederin ağırlığını biliyordu. Onun, "Keder öğüt alabildiğinde hafiftir" sözleri karanlıkta bir umut ışığı sunar. Öğüt almak, bir can kurtaran halatına uzanmak, bizi iyileşme kıyılarına geri götürebilecek kişilerle bağlantı kurmaktır. Arkadaşlarımız, aile ve profesyoneller gemimizin mürettebatı olarak görev yapar ve kaybın fırtınalı denizlerinde yol almamıza yardımcı olurlar. Onların varlığı bize en derin umutsuzluğumuzda bile yalnız olmadığımızı hatırlatır. Kederden kurtulma süreci mevsimlerin değişmesine benzer. Kışın soğuğunun yerini baharın sıcaklığına bırakması gibi, üzüntünün soğuk pençesi de sonunda gevşer. Umutsuzluğun buzları erir ve umudun ilk tomurcukları ortaya çıkar. Bu dönüşüm hemen gerçekleşmez. Kolay da değildir ama güneşin doğuşu kadar kesindir. Her geçen gün ışık daha da güçlenir ve yaşamın renkleri etrafımızdaki dünyaya geri döner. Desteğin kucaklayıcılığında kederimizle yüzleşme cesareti buluruz. Anılarımızı bizi aşağı çeken çapalar olarak değil, rüzgarı yakalayan yelkenler olarak yakınımızda tutmayı öğreniriz. Bizi ileriye doğru iterler, acının yumuşadığı ve buna neden olan sevginin kaldığı bir geleceğe doğru taşırlar. Kaybın paradoksu budur. Bırakırken en çok değer verdiğimiz şeyi elimizde tutarız. Çünkü sevdiğimiz şeyin özü ölümle kaybolmaz. Varlığımızın dokusuna dokunur, silinmez ve kalıcıdır. Yas tutanlara mesajımız şu olsun. Keder aşılmaz bir dağ gibi görünse de sadece bir geçittir. Diğer tarafta yenilenmiş bir amaç ve huzur manzarası uzanmaktadır. Bu yolda kendimiz ve başkaları için şefkatle yürüyelim ve her adımın bizi kederin bir yük değil, bir köprü olduğu bir yere yaklaştırdığını bilelim. Yaşamın, sevginin ve hepimizi birbirine bağlayan, ölümsüz bağların daha derin bir takdirine giden bir köprü olduğunu. 5. Öz disiplin eksikliği. Öz disiplin, esenliğimizin sessiz koruyucusu, kaderimizi şekillendiren görünmeyen güçtür. Günaha çağırdığında bizi sabitleyen sağlam eldir, uyuşukluk dinlenmeyi fısıldadığında bizi yükselmeye çağıran sessiz sestir. Yaşam gobleninde öz disiplin her yönüyle dokunan ve deseni sağlam tutan ipliktir. O olmadan kumaş yıpranır ve tasarım tutarlılığını kaybeder. Onunla sağlık, mutluluk ve amaçtan oluşan bir başyapıt yaratırız. Bir zamanlar yeryüzünde köle olarak dolaşmış olan Stoacı filozof Epiktetos özgürlüğün gerçek anlamını biliyordu. Özgürlüğü sağlayan zincirlerin yokluğu değil, kişinin kendi benliğine hakim olmasıydı. Kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir diyerek, arabamızı erdem yolunda sürmek istiyorsak, dürtülerimizin dizginlerini sıkı sıkıya tutmamız gerektiğini bize öğretti. Öz disiplin, özgür ruhun işaretidir. Kaderini kontrol altına alan ve daha yüksek yolu seçen kişinin işaretidir. Öz disiplinin geliştirilmesi, bir savaşçının eğitimine benzer. Özveri, pratik ve kendinden daha büyük bir amaca sarsılmaz bir bağlılık gerektirir. Farkındalık sayesinde, şimdiki anın farkına varır, hayatın aşırılıklarına yenik düşmeden zenginliğinin tadını çıkarmayı öğreniriz. Meditasyon, zihnin sığınağına çekilmemizi ve dünyanın gürültüsü arasında huzur bulmamızı sağlar. Hedef belirleme bizim haritamız ve pusulamızdır, dikkat dağınıklığının vahşi doğasında bizi arzularımızın zirvesine doğru yönlendirir. Zihin bahçesinde öz disiplin gayretli bir bahçıvandır. Arzularımızın asi dallarını budar, hayallerimizin tohumlarını sular ve erteleme ve şüphe zararlılarına karşı korur. Onun bakımı altında emeğimizin meyveleri olgunlaşır
ve potansiyelimizin çiçekleri açar. Çünkü en tatlı ödülleri anın kolaylığında değil, üstesinden gelinen zorluklarda buluruz. 6. Bedenin ihmali. Bedenlerimiz varoluşumuzun kapları, ruhun ikamet ettiği kutsal tapınaklardır. Bu tapınağı ihmal etmek, yaşamın özüne saygısızlık etmektir. Stoacılar, zihin ve bedenin ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olduğunu anlamışlardır. Biri olmadan diğeri gelişemez. Hareketten yoksun, işlenmiş gıdalar açısından zengin ve dinlenmeye aç bir yaşam tarzı, bu tapınağın duvarlarının yıkılmasına izin vermeye benzer. Bu sadece fiziksel forma değil, aynı zamanda onu canlandıran ruha da saygısızlıktır. Seneca derin kavrayışıyla bedeni bakım ve saygıyı hak eden asil bir ata benzetmiştir. Bir atın amacına hizmet etmesi için beslenmesi, egzersiz yapması ve dinlenmesi gerektiği gibi bedenlerimiz de beslenmelidir. Doğru beslenme, canlılığımızın motoruna güç veren yakıttır. Egzersiz, kalbi güçlendiren ve ruhu kuvvetlendiren bir ritimdir. Dinlenme ise gençleştiren ve onaran bir sığınaktır. Bunlar birlikte fiziksel esenliğin üçlüsünü, tatmin dolu bir yaşamın üzerine inşa edildiği temeli oluşturur. Bedeni onurlandırmak, günlük bir hürmet pratiğine girişmektir. Tüketmek yerine besleyen gıdalar seçmek, aktiviteyi bir kabiliyet kutlaması olarak benimsemek ve uykuyu kutsal bir ritüel olarak kutsamaktır. Bu günlük uygulama bir angarya değil, bir ayrıcalıktır. Sağlık mucizesine ve yaşama sevincine bir övgüdür. Bu şekilde kendimizi stoacıların doğaya uygun yaşama ilkesiyle uyumlu hale getirerek doğal düzene saygı göstermiş oluruz. Vücudun ihmal edilmesi, rahatlık ve konfor kisvesi altında üzerimize çöken sessiz bir salgındır. Ancak bu ihmalin bedeli, kronik hastalıklar ve azalan yaşam kalitesiyle ölçüldüğünde oldukça ağırdır. Stoacılar bize bu bedeli dikkate almamız ve bugün yaptığımız seçimlerin yarınlarda da yankılanacağının bilincinde olmamız için yalvarırlar. Öz bakım yolunu seçerek, sağlıklı ve uzun ömürlü bir geleceğe yatırım yapmış oluruz. Fiziksel sağlık arayışında, bireyin ötesinde yankılanan bir uyum buluruz. Sağlıklı bir beden güç, güven ve pozitiflik yayarak etrafımızdakileri etkiler ve kolektif refaha katkıda bulunur. Bu, bir kişinin iyiliğinin birçok kişinin iyiliğiyle iç içe geçtiğine dair stoacı inancın bir kanıtıdır. Kendimize özen göstererek, daha büyük bir topluluğa karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş, canlılık ve ilham kaynağı olarak hizmet etmiş oluruz. O halde bedenin sadece bir kabuktan ibaret olmadığını, ilahi kıvılcımın potası olduğunu bilen eskilerin bilgeliğini benimseyelim. Her besleyici yemek, her canlandırıcı hareket ve her dinlendirici uykuyla sağlık armağanını kutlayarak tapınaklarımıza özenle ve neşeyle bakalım. Çünkü nihayetinde beden yaşam yolculuğunda ruhun yoldaşıdır ve ona özen göstermek yolculuğun kendisini onurlandırmaktır. 7. Nankörlük. Minnettarlık, varoluşun zenginliğini ortaya çıkaran ışıktır. Eksik olanı değil, taşanı gördüğümüz mercektir. Şükran duymadan yaşamak, harikalar dünyasında gözleri kapalı yürümek demektir. Nankör kalp, kıtlık yanılsaması tarafından kuşatılmıştır ve hayatın sunduğu berekete karşı kördür. Bu körlük, asla yeteri kadar sahip olamama zihniyetini, her zaman bir şeylerin eksik olduğuna dair bir inancı doğurur. Bu, kendi kendini besleyen, stres yaratan ve canlılığımızın özünü tüketen bir zihniyettir. Şükran pratiği, bizi çevreleyen bolluğun bir onaylanmasıdır. Soluduğumuz havadan paylaştığımız sevgiye kadar aldığımız hediyeleri kabul etmenin günlük bir ritüelidir. Minnettarlığın her anı, bir memnuniyet goblenine dokunan bir ipliktir. Bu goblen bizi hoşnutsuzluğun soğuk rüzgarlarından korur, sıcaklık ve esenlikle sarar. Çünkü minnettar olduğumuzda, ruhumuzu besleyen ve bedenimizi güçlendiren bir pozitif enerji rezervuarından yararlanırız. Minnettarlık ruhuyla zorluklarımızı aşacak gücü buluruz. Stoacılar bize her engelin içinde bir fırsat tohumu taşıdığını öğretmiştir. Hayata minnettar bir kalple yaklaştığımızda, bu tohumları fark etme ve onları meyveye dönüştürme olasılığımız daha yüksektir. Minnettarlık zorlukların toprağını dönüştürerek büyümek için verimli hale getirir. Bu, yaşadığımız zorlukların temel metallerini bilgelik ve dayanıklılığın altınına dönüştüren bir simyadır. Bu yalnızca bir duygu değil, bir seçimdir.
yükler yerine nimetlere odaklanma seçimidir. Pratik gerektiren bir seçimdir. Çünkü insan zihni genellikle doğru olandan ziyade yanlış olana yönelir. Ancak her bilinçli şükran eylemiyle beynimizi yeniden düzenler, varsayılan çalışma modumuz haline gelen pozitiflik yolları yaratırız. Bakış açımızdaki bu değişim, stres seviyelerini düşürdüğü ve genel refah duygumuzu geliştirdiği için sağlığımız üzerinde derin etkilere sahiptir. O halde minnettarlığı en seçkin bahçeymiş gibi geliştirelim. Ona özenle bakalım, dikkatimizle sulayalım ve niyetimizle besleyelim. Bu bahçenin meyveleri anlayışı aşan bir huzur, sınır tanımayan bir neşe ve uyumlu bir ruhtan doğan sağlık olsun. Nihayetinde minnettarlık sadece teşekkür ederim demek değildir. Her düşüncede, sözde ve eylemde bunu yaşamaktır. Hayatın sonsuz lütfunu söyleyen ruhun şarkısıdır. 8. Çevresel uyumsuzluk. Çevremiz hayatımızın boyandığı tuval, hikayemizin ortaya çıktığı sahnedir. Bu tuval kaosla gölgelendiğinde, sahne düzensizlikle kurulduğunda, içimize yansır ve ruhumuzda bir kakofoni yaratır. Stoacılar doğayla uyum içinde yaşamaya inanırlardı. Çünkü çevremizin içsel durumumuzun bir aynası olduğunu bilirlerdi. Kaotik bir çevre, kaotik bir zihni doğurur ve bu uyumsuzluktan, amansız bir gelgit gibi sağlığımızın temellerini aşındıran stres uyumsuzluğu ortaya çıkar. Soluduğumuz hava, gördüğümüz manzaralar, kulağımıza ulaşan sesler, hepsi varoluşumuzun senfonisine katkıda bulunur. Havanın kirleticilerle dolu olduğu, gözlerin sadece beton ormanlarıyla karşılaştığı ve endüstrinin gürültüsünün doğanın melodilerini bastırdığı bir dünyada refahımız zarar görüyor. Sanki yaşamın özü boğuluyor ve bizi huzurun nefesini solumak zorunda bırakıyor. Dengeyi yeniden kurmak için yaşamın ritmiyle yankılanan ortamlar, huzur ve güzelliğin hüküm sürdüğü alanlar aramalıyız. Doğa büyük bir şifacı, huzurun ve canlılığın asıl kaynağıdır. Onun güzelliğinin kucağında zihin dinlenir ve beden gençleşir. Stoacılar kadim koruların patikalarında yürümüş ve açık gökyüzünün genişliği altında durmuş, bu deneyimlerden hayatın zorluklarıyla yüzleşmek için güç almışlardır. Kendilerini doğayla çevrelemenin bir sağlık kaynağına ulaşmak olduğunu anlamışlardır. Varlığımızın köklerini besleyen ve gelişmemizi sağlayan bir kaynağı. Ancak herkes yemyeşil manzaralar arasında veya berrak gökyüzünün altında yaşama ayrıcalığına sahip değildir. Pek çokları için kentsel yayılma günlerinin gerçeğidir. Ancak şehrin göbeğinde bile uyum vahaları yaratabiliriz. Bir saksı bitkisi, çiçeklerle dolu bir pencere kutusu, pastoral bir manzaranın resmi, bunlar bize duvarların ötesindeki dünyayı hatırlatan doğa dokunuşlarıdır. Bunlar, ruhlarımızın kargaşanın ortasında teselli bulabileceği küçük mabetlerdir. Stoacı farkındalık pratiği bize anda mevcut olmayı, koşullarımız ne olursa olsun, burada ve şimdi güzellik ve anlam bulmayı öğretir. O halde çevremizde uyum yaratmaya çalışalım, çünkü bunu yaparken içimizde de uyum yaratmış oluruz. Kendi huzurumuzun mimarları, moral ve ilham veren ortamların tasarımcıları olalım. Çünkü sonuçta etrafımızda inşa ettiğimiz dünya, içimizde inşa ettiğimiz dünyanın bir yansımasıdır. Çevreniz, sakinliğin kalesi, bedenin ve zihnin doğanın ahenginin nazik kucağında gelişebileceği bir sığınak olsun. 9. Amaçsızlık. Amaç, uçsuz bucaksız yaşam okyanusunda bize yol gösteren pusuladır. O olmadan amaçsızca sürüklenir, gelgitlerin kaprislerine ve fırtınaların hiddetine maruz kalırız. Yönden yoksun bir yaşam, varlığımızın gövdesini hırpalayan ve bizi umutsuzluğun derinliklerine batırmakla tehdit eden, varoluşsal umutsuzluk fırtınalarına karşı savunmasızdır. Bu amaçsızlık, bağışıklık sistemini zayıflatarak bedenlerimizi, hastalıkların amansız saldırısına maruz bırakabilir. Bu yüzden Seneca, eğer bir adam hangi limana yelken açtığını bilmiyorsa, hiçbir rüzgar ona uygun değildir, demiştir. Amaç arayışı tüm yolculukların en asilidir. Bu, en karanlık gecelerde yolumuzu aydınlatacak ve bizi tatminin kıyılarına götürecek bir fener arayışıdır. Amacımızı keşfettiğimizde, bindiğimiz her dalganın bizi kaderimize yaklaştırdığını bilerek güvenle yelken açarız. Kutup yıldızımız olan amacımızla, rotamızın doğru olduğu bilgisinden güç alarak,
hayatın zorluklarını direnç ve kararlılıkla aşarız. Amaç, ulaşılması gereken uzak bir diyar değil, içinde keşfedilmesi gereken bir hazinedir. Günlük varoluşumuzun goblenine anlam katan altın ipliktir. Niyetle hareket ettiğimizde her görev önemli bir eylem, her zorluk bir büyüme fırsatı haline gelir. Amaç, sıradan olanı sıra dışı olana dönüştürür, yaşamlarımıza önem ve değer duygusu aşılar. Amaç peşinde koşarken umutsuzluğun panzehirini buluruz. Bu ruhu iyileştiren ve bedeni güçlendiren bir iksirdir. Bir amaç uğruna yaşadığımızda tutku ve canlılıkla yaşarız. Her güne bir beklenti duygusuyla uyanır, dünyaya eşsiz armağanlarımızla katkıda bulunmaya istekli oluruz. Bu coşku, güçlü bir bağışıklık güçlendiricidir ve ruhsuzları avlayan hastalıklara karşı bizi güçlendirir. Stoacılar amacın erdem ve hizmetten kaynaklandığını anlamışlardır. Amaçlı bir hayat yaşamak, erdemli bir hayat yaşamaktır, en yüksek ilkelerimize uygun hareket etmek ve daha büyük iyiliğe hizmet etmek. Bu hizmette gerçek çağrımızı buluruz ve bu çağrıda her türlü engeli aşacak gücü buluruz. Çünkü açık ve asil bir amaç tarafından yönlendirilen bir insandan daha güçlü bir kuvvet yoktur. O halde amaç arayışını büyük bir maceranın tüm coşkusuyla kucaklayalım. Onu tefekkürün sessizliğinde ve eylemin gürültüsünde, doğanın yalnızlığında ve yol arkadaşlarıyla birlikte arayalım. Çünkü sonuçta önemli olan hayatımızdaki yıllar değil, yıllarımızdaki hayattır. Amaçla dolu bir hayat, dolu dolu yaşanmış bir hayattır. Sağlık, mutluluk ve derin bir tatminle dolu bir hayat. Yolculuğunuza amacın yıldızları rehberlik etsin ve günleriniz keşfetmenin sevinci ve iyi yaşanmış bir hayatın tatminiyle dolsun. 10. Aklın ihmali. Akıl varlığımızın kalesidir ve her kale gibi tahkim edilmeli ve korunmalıdır. Zihnimizi ihmal etmek, kapıları savunmasız bırakmaya benzer ve kaygı ile depresyonun ikiz hayaletlerini kuşatmaya davet eder. Stoacı imparator Marcus Aurelius, zihnin koşullar üzerindeki gücünü çok iyi biliyordu. Zihniniz üzerinde gücünüz var, dışarıdaki olaylar üzerinde değil. Bunun farkına vardığınızda güç bulursunuz, diye ilan etti. Bu güç, yaşamın fırtınalarına karşı bir siper, çalkantılı denizlerde bizi sabit tutan bir çapadır. Zihin egzersizi yapmak, en soylu çabalara girişmektir. Bilgelik arayışını benimsemek, anlayış aramak ve keşfetmenin sevincini yaşamaktır. Her düşünme eylemi, her öğrenme anı, aydınlanmaya giden yolda atılan bir adımdır. Bu yol, kaygı ve depresyonun gölgeli vadilerinden uzaklaşarak, berraklığın ve huzurun güneşli zirvelerine doğru ilerler. Çünkü aktif ve uyanık bir zihin, aksi takdirde onu bunaltacak baskılara dayanabilen dirençli bir zihindir. Zekanın yetiştirilmesi sonsuz bir büyüme bahçesidir. Fikirler merakın zengin toprağında kök salar, içgörüler tefekkürün suyunda çiçek açar. Bu bahçeyi ihmal etmek, kendimizi zihinsel sağlığın meyvelerinden mahrum etmektir. Ama ona özenle bakmak, esenlik hasadının tadını çıkarmaktır. Meditasyon, eleştirel düşünme ve sürekli öğrenme uygulamalarıyla beslenen zihin, bir huzur sığınağı, dünyanın kaosundan bir sığınak haline gelir. Yaşamlarımızın gobleninde, düşünce iplikleri duygu lifleriyle iç içe geçmiştir. Düşünme ve öğrenmenin ihmal edilmesiyle yıpranmış, ihmal edilmiş bir zihin, kaygı ve depresyonun çözücü güçlerine karşı savunmasızdır. Bu güçler ipleri çekerek varoluşumuzun örüntüsünü bozar. Ancak usta bir dokumacının özeniyle bakılan bir zihin, güçlü ve sağlam kalır. Zamanın yıpratıcılığına ve hayatın zorluklarına rağmen, canlı ve güzel kalan bir duvar halısıdır. Stoacılar bize zihnin, etrafımızdaki olaylara anlam yüklediğimiz yer olan yargılama yeri olduğunu öğretti. Bu koltuğu ihmal ettiğimizde, yargılarımız üzerindeki kontrolümüzü bırakır, dış olayların içsel durumumuzu belirlemesine izin veririz. Ancak zihnimizin kontrolünü ele aldığımızda, gücümüzü geri kazanırız. Hangi anlamı yükleyeceğimize, hangi perspektifi benimseyeceğimize biz karar veririz. Bu, özgürlüğün nihai uygulaması, insan potansiyelimizin en gerçek ifadesidir. O halde bedenlerimizin bakımına gösterdiğimiz gayretle, zihinlerimizin bakımına da özen gösterelim.
Düşünmek için zaman ayıralım, öğrenmek için anlar ayıralım ve kalplerimizi çağların bilgeliğine açalım. Çünkü sonuçta iyi bakılmış bir zihin gücümüzün kaynağı, sağlığımızın pınarı ve bir amaç ve sevinçle yaşanmış bir hayatın temelidir. Zihniniz bir huzur kalesi, bir sağlık cenneti ve yaşam yolculuğunda bir ışık feneri olsun. 11. Değişime direnç. Değişim, varoluşun büyük goblenindeki tek sabittir. Yaşamın ritmi, kozmosun dansıdır. Yine de insanlar olarak kendimizi sık sık bu dansa direnirken, tanıdık olana tutunurken, bilinmeyene adım atmaktan korkarken buluruz. Bu direnç doğanın kendisine karşı bir güçtür ve ruhlarımızda kargaşa dalgaları yaratır. Epiktetos bize, dışsal değişim kasırgasını kontrol edemesek de, tepkimizi seçme konusunda egemen bir güce sahip olduğumuzu hatırlatır. Özgürlüğümüzü ve huzurumuzu bu seçimde buluruz. Değişime direndiğimizde büyümeye de direnmiş oluruz. Besleyici yağmuru reddeden ve durgunluğun kuraklığında solan ağaçlar gibi oluruz. Değişim, kayıp ya da zorluk olarak karşımıza çıksa da yeni başlangıçların habercisidir. Bizi şekillendiren heykeltıraşın keskisi, bizi daha güçlü, daha dirençli varlıklar haline getiren çömlekçinin elleridir. Değişimi kucaklamak, tüm iniş çıkışları ve mucizeleriyle hayatı tüm doluluğuyla kucaklamaktır. Değişime karşı mücadele, kendi içimizde verdiğimiz bir savaş, zihnimiz kadar bedenimizi de yoran bir çatışmadır. Bu mücadelenin stresi, omuzlarımızdaki gerginlikten kalplerimizdeki huzursuzluğa kadar sayısız şekilde ortaya çıkabilir. Bu bedenlerimizin konuştuğu fiziksel bir dildir ve bize bırakma zamanının geldiğini, hayatın akıntılarına karşı koymak yerine onlarla birlikte akmamız gerektiğini söyler. Çünkü akışta yatıştıran ve iyileştiren bir ritim buluruz. Değişime boyun eğmek teslim olmak değil, oyundaki daha büyük güçlerle uyum sağlamaktır. Hayatın bir nehir olduğunu ve bizim de onun yüzeyindeki gemiler olduğumuzu kabul etmektir. Niyetle dümen tutabiliriz ama suları durduramayız. Epiktetos'un bilgeliği burada bir fener gibi parlar ve bizi fırtınalı denizlere değil, yelkenlerimizin ayarına odaklanmaya yönlendirir. Yelkenlerimizin ayarında, yaptığımız seçimlerde, hayatlarımızın yolculuğuna yön veririz. Değişimi kabul etmek bir güven eylemidir. Evrenin henüz fark edemediğimiz ama kesinlikle güvenebileceğimiz bir düzeni olduğunu onaylamaktır. Bu bir inanç sıçramasıdır, yeni bir zeminin bizi karşılamak için yükseleceği inancıyla boşluğa atılan bir adımdır. Bu güven, dirençten doğan rahatsızlıkların panzehiridir. Ruhu sakinleştiren ve bedeni onaran, bizi dünyanın sürekli dönen çarkıyla yeniden uyumlu hale getiren ilaçtır. O halde söğüt gibi olalım, esnek ve rüzgarda eğilen ama kırılmayan. Yaşamlarımızın mevsimleri boyunca zarafetle hareket edelim, her değişimi bir dost, her geçişi bir öğretmen olarak karşılayalım. Çünkü değişimin kalbinde dönüşümümüzün tohumu, sadece farklı bir şey değil, daha fazlası olma fırsatı yatar. Değişim yolculuğunuz bir keşif ve keyif yolculuğu olsun ve her yeni dönemeçte daha derin sağlık ve mutluluğa giden yolu bulabilirsiniz. Bu keşif yolculuğunun perdelerini kapatırken, durup paylaştığımız derin içgörüler üzerinde düşünelim. İç dünyalarımızın fırtınalarında gezindik ve bir bilgelik hazinesiyle ortaya çıktık. Unutmayın, sağlığın tohumları dengeli bir zihnin, minnettar bir kalbin ve kişinin değerleriyle uyum içinde yaşadığı bir hayatın verimli topraklarında ekilir. Bu yolculuk yolunuzu aydınlattıysa, sözlerimiz içinizdeki düşünce sularını harekete geçirdiyse, kanalımıza abone olarak bu sürekli yolculukta bize katılın. Birlikte yaşamlarımızı dönüştürebilecek bilgeliğin derinliklerini daha fazla keşfedeceğiz. Nihayetinde mesele sadece hastalıklardan kurtulmak değil, hiçbir hastalığın solduramayacağı bir ruh sağlamlığı geliştirmektir. Bu, stoacılığın özünü her nefeste, her mücadelede ve her zaferde somutlaştırmakla ilgilidir. Bu yüzden şu andan itibaren ileriye doğru adım atarken, stoacı gücün işaretini yanınızda taşıyın ve sizi derin bir sağlık yaşamına yönlendirmesine izin verin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, stoacı olun ve sağlıklı kalın.